Belediyemizin burada ciddi katkıları var. Ulaştırma Bakanımız yaklaşık 2 yıl önce Malatya'ya geldiğinde özellikle demiryolu aksında geçitlerinde ciddi problemlerin, kazaların olduğunu kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ifade etmiştik. Şu an Büyükşehir'imiz yol aksında asfaltlama çalışmalarını yapıyor. Eski Malatya için ciddi bir kazanım. Çünkü Turgut Özal Üniversitemizin bu bölgede olması, diğer tarafta Büyükşehir'imizle beraber sahilde çalışmaları yapıyor olmamız, inşallah sahil çalışmalarımız da önemli projelerimizden bir tanesi. Uzun yıllardır başkanımızın daha doğrusu düşüncesi ve biz de geldiğimizde Malatya'yı sahille sağlıklı bir şekilde buluşturmamız lazım. Şu an Büyükşehir'imiz 7 kilometrelik sahil şerit yolunu çalışmalarını bitirme aşamasına getirdi. İnşallah biz de orada sahil park projemizi devam ettiriyoruz. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Sayın Valimize, herkese teşekkür ediyoruz. Burası Malatya ile barajı buluşturan ve hakikaten Turgut Özal Üniversitemizle şehri buluşturan, tarihi bir mekanı şehirle buluşturan bir aks. Tabi burası şu anda karayollar uhdesi içerisinde. Tabi bu önümüzdeki süre içerisinde tekrar Büyükşehir Belediye'mize devredilecek. Tabi biz özellikle şehrimizin yol aksları noktasında alternatiflerinin çoğalması, ulaşım, erişim anlamında hem güvenlikli ve hem zamana tasarruf eden ve seri bir ulaşım arterler oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gerek buranın barajla buluşturulup sahil şerit yoluyla hem sağa hem sola aks verilmesi, hem çevre yoluyla, kuzey çevre yoluyla buluşturulması, hem kuzey kuşak yoluyla buluşturulması, hem ana yurt bulvarıyla buluşturulması noktasında planlamamızı devam ettiriyoruz. Mevcut yapının, buradaki yol aksının ve yüksekliğin, yüksek araçların burada geçmesini engelliyorlardı. Bu anlamda devlet demir yollarına yaptığımız 4 projeyi biz sunduk. Projesi Büyükşehir tarafından yapıldı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımızla yapmış olduğumuz girişimler neticesinde sonuç verdi. Şu anda buranın ihalesi yapıldı. Topsoy dünkü yapıldı. Hatunsuyu'nunki yapıldı. Ve Samanköy'ü üst geçidi de yapıldı, yer teslim edildi. İnşallah Eylül ayı gibi bu saydıklarımın hepsi bitecek. Ve Malatya yol aksı açısından, trafik açısından, ulaşım ve erişim anlamında daha sağlıklı bir erişime ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ulaştırma Bakanımıza, Karayollar Genel Müdürümüze, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüze, valimiz de bu konuda hakikaten birlikte giden valimiz de, şimdiki valimiz de hakikaten çok yoğun birlikte çalışma örneği gösteriyoruz. Bu yolun Malatya'mıza, Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlısın diyorum. Evet, bugün çok önemli bir yatırımın artık son rötuşlarının yapıldığı, asfaltının döküldüğü bir ana şahitlik etmek üzere biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza eşlik ediyoruz. Şehrin iki yakasını birleştirmenin ötesinde Malatya'nın bütün kültür değerlerinin hemen hemen tarihi eserlerinin bulunduğu eski Malatya bölgesiyle şehri kucaklaştıran ve ileride planlamış olduğumuz o kültür yolu projelerinin de can damar olacak bir yol. Biliyorsunuz Malatya, eski Malatya bölgesi bünyesinde barındırdığı Türk İslam eserleriyle gerçekten çok kıymetli bir bölge. Bu bölgenin bütün unsurlarıyla bir kompozisyon dahilinde, bir senaryo dahilinde çalışılarak Türkiye'ye tanıtılması, bir kültür yolu projesi çerçevesinde tanıtılması konusunda hem ilçe belediyemizle, hem büyükşehir belediyemizle, hem de valimizle beraber çalışma yürütüyoruz. Bu yol onun eksik parçasını tamamlıyor. O açıdan da çok kıymetli. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın bu işlere, pahalı işler bunlar, bu işlere ödenek ayırması oldukça zor yani. Çünkü Türkiye'nin her yerinde devasa yatırımlar yapıyor genel müdürlüğümüz. Buraya çok ciddi bir ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin tahsis edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük gayretleri olduğu ortada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve bu üst geçitle beraber 3 tane daha gelecek. Toplam 4
demiryolu üst geçidi şehirde demiryolunun da hızlı akışına hizmet edecek. Bu açıdan da önemli. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ortaklaşa çok başarılı bir projesini hep birlikte görüyoruz. Emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum.